hanımım, belediye başkanlarım, değerli misafirlerimiz, değerli tarzanlar, ülkemizin şu sıkıntılı günlerinde birlik ve bütünlüğümüzün sağlanması adına düzenlemiş olduğumuz milli iradeye sahip çıkma şölenimize hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremişsel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Belediye başkanımız Sayın Tuncay Görmen'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Çam Belediye Başkanım, Sayın Parti Başkanlarım, Sayın Komutanım, Sayın İmniyet Müdürüm, çok değerli oda başkanlarım, kurum müdürlerim, Sayın Muhtarlarım, çok değerli terzanlar, değerli misafirlerimiz. Milli iradeye sahip çıkmak adına düzenlemiş olduğumuz demokrasi şölenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bildiğiniz gibi ülkemiz 15 Temmuz gecesi karanlığa, kaosa mahkum edilmek için istendi. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emri ve sizlerin meydanları doldurmasıyla FETÖ terör örgütünün kontrolündeki bu girişim engellendi. Ben öncelikle bu aylarda şehit düşene Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabii ki o an kritik gecede meydanlara koşarak ismin tarihi yazılarını kutluyorum. O sıkıntılı gecede bizler de Çanakkale'deydik, İskele'deydik. Sayın Grup Başkan Vekilimiz Bülent Turan Bey de oradaydı. Abdurrahman Bey de oradaydı. Birçok arkadaşımız oradaydı. Sabaha kadar orada İskele'de nöbet tuttuk. En son sabah namazını kıldık. Ve ondan sonra evlerimize gittik Bülent Bey'in talimatıyla. Rabbimize şükrediyoruz. O anda bizlere dik durmayı, iradeli durmayı nasip ettiği için. Bizler çok iyi biliyoruz ki bu eylem askerimizin içine sızmış FETÖ terör örgütünün bir eylemidir. Tüm silahlı kuvvetleri bizim göz bebeğimiz, Mehmetçiğimizdir. Bu kurumun yıpratılmaya çalışmasında bizlere ağır çözmüştür. Fakat Türk milletinin hayata bakış açısı her işte hayır vardır. Görülüp meydan neler ne yerse güzel eyler şeklindedir. Eski bir söz vardır. Sözüme bu sözlerle sözlerle vermek istiyorum. Rüzgar esmez ise buğday samandan ayrılmaz derler. Evet, bugün bir rüzgar esiyor. Vatan severleri, vatan hainleri, millet ile millet düşmanları birbirinden ayrılıyor. Evet, bugün bir rüzgar esiyor. Türkiye demokrasi temelini sağlam atıyor. Evet, bugün bir rüzgar esiyor. Yeni Türkiye'nin engellenemez yükselişinin ayak sesini duyuyor. Hepinizi böyle bir gecede bizleri yalnız bırakmanız için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Thank you.
Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Arkadaş, yurduma atakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Çam Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Kuzu'yu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Evet Sayın Kaymakamım, Garnizon Komutanım, AK Parti İlçe Başkanım, sivil toplum örgütlerinin değerli yöneticileri, belde başkanımız, AK Parti, diğer partilerim varsa görmüyorum, kusura bakmayın, varsa onlara da hitap etmiş olalım. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili terzi alanlar. Ben de öncelikle hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor ve milli iradede terzi alan buluşmasına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Evet, aslında çok söze gerek yok bakın. 15 Temmuz'da bundan 20 akşam önce Türkiye'de belki de ülkelerin tarihinde bir iki defa gelişmiş ülkelerde hiç yaşanmayan bir şey yaşandı bu memlekette. 15 Temmuz akşamı Paneler ve FETÖ terör örgütü ve yandaşları bakın bu ülkede ezana, bayrağa kastetmek istediler. Vatanımıza kastetmek istediler. Ve o süreci hep beraber yaşadık bu akşam. Belki o gün çok iyi anlayamadık bakın neler olduğunu ama sonraki günlerde ve hala televizyonları izlediğimizde o gece neler yaşandığını, çok ciddi bir harp verildiğini hepimiz görüyoruz, öyle değil mi? Ne yapmak istemişler? Bakın o gece bizim memleketimizi elimizden almak istemişler. Cumhurbaşkanımızı, Cumhur'un reisini, başkomutanı ki onu siz seçtiniz. Halkın oyuyla oraya gelen birini hedefleri oymuş. Öldürecekler. Sonra da bu ülkede yönetimi ele geçirecekler. Böyle bir kasıtla hareket eden bir terör örgütü var. Bir Paneler çete var, bir FETÖ terör örgütü var. Ama Allah'a şükürler olsun. O gece hepimiz beraber yaşadık. Cumhurbaşkanımız bakın çıktı ne dedi? Herkes meydana insin dedi. Niye? Bu memleket bizim arkadaşlar. Ve sizler Terzalan'da, Çam'da, Çanakkale'de, Türkiye'de ve Türkiye'nin her yerindeki memleket sevdalıları, bayrak sevdalıları gece sokaklara çıktı. Ve özellikle İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nde yaşananları gördük değil mi o gece? Yani kurşun sıkıyor, önündeki şehit oluyor, arkadaki kaçmıyor bakın. Yürümeye devam ediyor. Biliyor ki biraz sonra da vurulacak. Aynı bakın manzarayı biz Çanakkale Savaşları'nda yaşadık. Hep okuruz ya o kahramanlık hikayelerini kitaplardan. Ne diyor? Önündeki şehit olurdu diyor, arkadaki gözünü kırpmadan devam ederdi diyor. İşte bakın 100 yıl sonra yine aynı şey bu memlekette yaşandı ve Türk milleti, bu Türkiye'de yaşayan bizler bu sınavı yine hayırlısıyla atlattık. Ve önündeki arkadaşının şehit olduğunu göre göre arkadakiler devam ettiler. Tankların üzerine çıktılar. Kurşunun önüne atladılar. Ne oldu peki? Vatanımıza kastedemediler. Şehitler verdik bakın. İnşallah mekanları cennet olsun. O gece yaralanan gazilerimiz var. Rabbim onlara şifa versin. Velhasıl o gece Terzialan'da, Çam'da, Çanakkale'de, Türkiye'de dimdik durdu. Cumhurbaşkanının sokaklara inin talimatına hepimiz uyduk, indik. Ve o gece onların o kötü emellerine ulaşmalarını engellemiş olduk. Allah'a şükürler olsun. Bu duruş önemlidir bakın. Onlar bu hesapları çok iyi yapmışlar. Ben onu diyorum. Yani darbeyi iyi planlamışlar. İşte o gece köprü kapatılacak. Cumhurbaşkanı bulunduğu yerden alınacak. Yani Çan'a gelseler en başta bizi alırlardı. Herkes toplanacak. Hatta 9000 kişilik liste çıkıyor. Toplanacak ve öldürülecek bunlar. Bakın böyle hunharca, böyle haince bir plan içine girmişler. Ama biz hep şuna inanırız bakın. Herkesin bir hesabı vardır, bir planı vardır. Öyle değil mi? Ama planların üstünde plan kuran biri vardır. O da Yüce Allah'tır. Ve Yüce Allah buna izin vermediği sürece bu memlekette, bu millete hiçbir şey olmaz. Niye biliyor musunuz? Bu insanların duası var ya. O gece gördünüz. Başörtülü teyzem, ninem kalkmış tankın önüne çıkmış. Amcam bostanı, yani tankın önünde önüme bile bile gitmiş. Gencecik çocuklar bakın. İzliyoruz. Bugün ben akşam haberlerde denk geldi yine. Gencecik çocuk 15-16 yaşında. Tankın önüne gitmiş, gazi olmuş. Bizde bu ruh, bizde bu bilinç olduğu sürece Allah'ın izniyle bu memleketi kimse yıkamaz. Bunda hiç şüphemiz yok. Onun için bu duruşumuz bizim önemli. Önceden de bu memlekette darbeler oldu bakın. O darbelerde
Belki bu söylem çok şık değil ama bir usul var deyin, öyle değil mi? Ama bu darbe bakın hepsinden farklıydı. Dedik ya, Cumhurbaşkanı'nı öldüreceksiniz ve sizin paranızla alınan tankla, silahla, helikopterle sizin kendi vatandaşınıza kurşun sıkacaksınız. Böyle bir şey hiçbir yerde görülmemiş. Ama Allah şükürler olsun bu püskürtüldü. Niye? Bu millet artık her şeyin farkında. Hani Menderes asılırken insanlar bakın çok üzülmüşler. Bunu kitaplardan okuyoruz. O dönemi yaşayan büyüklerimiz bize anlatıyor. Çok üzüldük diyor. Hatta asılırken insanlar pencerelerini açmışlar, perdelerin dibinden korkarak bakmışlar. İşte Menderes asılıyor, üzülüyor ama hiçbir şey yapmamışlar. Sadece üzüldükleriyle kalmışlar. Sonuç Menderes asılmış. Bir demokrasi şehididir bakın o da. Ama bu sefer bakın bu millet Tayyip Erdoğan'ın öldürülmesine, asılmasına, bu memleketin onlar tarafından gasp edilmesine izin verdi mi? Vermedi çok şükür. İşte bu duruş önemli. İnşallah bu duruşumuz bozulmadığı sürece bu memlekete kimse kastedemez. Tabii sonrasında şunu da öğreniyoruz. Hesabın içinde bir sürü hesap da var. İşte o gece yönetime el koyacaklar. İşte kimin belediye başkanı olacağı, kimin vali atanacağı, kimin başbakan olacağı her şey belli. Ama bunu millet izin vermez. Bunu hesap edemiyorlar. Bakın bu iş, bu akşam biz buradayız. İlçe başkanımız burada, kaymakam bey burada. Garnizon komutanımız burada, STK'lar burada, siz buradasınız. Velhasıl millet burada. Bu işin siyasi yönü yok. Ben bakın AK Partiliyim. CHP'li, MHP'li olabilirsiniz. Biz nerede yarışırız? Seçim zamanı sandıkta yarışırız. Bu medeni bir yarıştır. Ve halk kime oy verirse, oyu alan iktidar olur ve memleketi yönetir. Tekrar seçime gider, millet memnun değilse ne yaparsınız? Yıkarsınız, öyle değil mi? Bu hak sizindir. Ama birileri sandıktan kaçacak, gelip silahla, sizin paranızla alınan tankla yönetime el koyacak. Öyle hani derler ya işte, üç kuruşa beş kurtu yok arkadaşlar. Buna bakın kimse izin vermez ve vermedi çok şükür. Çünkü bu memleket bakın şehit kanlarıyla bu hale geldi. Ve bundan sonra da Allah'ın izniyle hepimiz dik durup bu hainlere gereken dersi vereceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ve o gece bakın, onu ben hep anlatıyorum konuşmalarımda, beni duygulandıran bir şey. Öncelikle anlattım diye bekliyoruz. Darbe oldu, biz Kur'an-ı Kerimleri sakladık, işte ezan okunmaz oldu. Öyle anlatırlar değil mi? Büyüklerimiz. Bakın bu darbede şöyle bir güzellikle yaşandı. Bu Diyanet İşleri Başkanımızın ferasetidir bence. Direkt talimat verdi. Bütün camilerde selalar okunsun dendi. Bakın darbe oluyor, yönetime el koymaya çalışıyorlar ve minarelerden selalar yükseliyor. Ve önceden darbeler ezanı sustururken bu darbede bakın okunan selalar darbeyi durdurdu arkadaşlar. İşte bu milletin geldiği nokta bu. Allah şükürler olsun biz böyle bir ve beraber olduğumuz sürece, milli ve manevi değerlerimize sahip çıktığımız sürece bu memlekette hiç kimse darbe yapamaz, bu memleketi öldüremez. Onun için biz bakın seçilmişlere, bu memleketi yönetenlere sahip çıkacağız. Az önce dedim ya, silah gücü kimdeyse demir yönetimi el koyamaz. Böyle bir hayat yok. Onun için bu dik duruşumuz inşallah devam edecek ki bundan hiç şüphemiz yok. Ve bundan sonra böyle hain emelleri olanlar şunu görecekler. Türkiye'de, bu millete, bu memleketten biz hiçbir şey yapamayız. Bunu gördüler bence. Çünkü bunun yabancı uzantıları da var. Bakın 15 Temmuz'dan sonra yabancı basında çıkan şeylere bakın gazete başlıklarına. Mesela Lübnan'da şu çıkıyor. Biz diyor Türklerin yıllarca bizim niye yönettiklerini anladık diyor. Bizim memleketimizde darbe olduğunda insanlar evlerine kaçardı diyor. Ama Türkler tankın, tüfeğin üzerine gittiler diyor. Onun için Türkler bu milleti nasıl yönetmiş Lübnanlıları bunu daha iyi anladık diyor. Velhasıl büyük bir hesap vardı ama Allah'a şükürler olsun bu hesap bozuldu. Bozuldu dediğim de bundan sonra da biz bir ve beraber olursak bozulur. Çünkü bunlar durmayacak arkadaşlar. Bunda hiç şüphemiz yok bakın. Bu milletin üzerinde hep tuzak kurmaya devam edecekler. Ama biz birbirimize sahip çıkarsak, vatana, millete, bayrağa, şu minarede okunan ezanların susmasını istemiyorsak, hiçbirimiz istemiyoruz. Bundan sonra dimdik duracağız. Allah'ın izniyle bu memlekette bir daha kimse aklının ucundan bile yönetime el koymayı geçiremeyecek. Onda hiç şüphemiz yok. Ben sözlerimi çok uzatmayacağım. Tabii bir de şunu söyleyeyim bakın. Normalde bir ülkede işte 248 tane şehidimiz var, öyle değil mi? Bir ülkede bir darbe olsa bütün dünya liderleri toplanır. Basın
basın açıklaması yapardı. Mesela Fransa'da bir terör saldırısında 10 kişi vefat etmişti hatırlıyorsanız. Bütün Avrupa'daki ülkelerin liderleri kol kola girdiler ve bunu biz protesto ediyoruz dediler. 10 kişi bakın can mıdır? Can mıdır? Evet öyle değil mi? Ama Türkiye'de bakın yönetime el koymak istiyorlar, ülkeyi yıkmak istiyorlar. Hiçbir dünya devleti başkanından siz şey duydunuz mu? Evet Türkiye'de yapılan bu protesto ve bu darbeyi kınıyoruz. Duydunuz mu bunu? İşte bakın işte Türkiye'ye bakışları bu. Onun için biz birbirimize sahip çıkacağız arkadaşlar. Siyasi ayrım yapmadan. Onun için biz de bakın 20 gündür Çam'da Menderes Parkı'nda nöbet tutuyoruz. 15 Temmuz akşamı evet Menderes Parkı'na iniyoruz dedik. Binlerce insan o akşam Menderes Parkı'na indi. Bu bakın bu memlekete sevdamızı gösterir bizim. Oraya inenlerin içinde MHP'lisi vardı, CHP'lisi vardı, AK Partilisi vardı ki burada da var. Biz bakın dedim ya bizim yarışımız güzel bir yarıştır. Sandıkta olur ve sonra biter. Sonra herkes bu memlekete hizmet etmeye çalışır. Olaya böyle bakmak lazım. Ve bu halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı'na da yalnız bırakmamamız lazım ve ona sahip çıkmamız lazım. Bu önemli ki 20 gündür bize şunu dedi bakın. Nöbet tutun dedi. Nöbet tutuyoruz. Sabaha kadar duruyoruz. Ne zaman derse ki evet evlerimize dönün. O zaman evlerimize döneceğiz. Çünkü şunu biliyoruz. Onların bir bildiği var bakın. Hani bir zamanlar hep şey deniyordu. Paralel örgüt. Birileri şunu diyordu. Ya o kadar da değil değil mi? Gördünüz bakın 15 Temmuz'da. O kadar değil çok daha fazlaymış. Bunu gördük ve çok acı kayıplar vererek gördük. Onun için bundan sonra inşallah daha uyanık olacağız. Daha milli birlik ve beraberlik içinde olacağız. Ve bundan sonra insanlar darbe yapmayı değil, darbe yapmayı akıllarından bile geçiremeyecekler. Evet ben sözlerime...